Merhaba arkadaşlar. Yaşam boyu spor dersimizin 8. haftasıyla birlikteyiz. Bu dersimizde şişmanlık, kilo kontrolü ve yaşam boyu spor konusu üzerinde duracağız. Bu hafta şişmanlık nedir, neden kilo alınır, şişmanlığın zararları nelerdir ve ne kadar kilo düşülür? Sorularının cevaplarını öğreneceğiz. O zaman sorularımızı cevaplamaya başlayalım. Şişmanlık vücut yağının toplam miktarındaki genişleme olarak tanımlanır. Bir başka tanımda ise şişmanlık alınan ve sarf edilen kalori arasındaki dengenin bozulmasıdır. Neden kilo alınır? Kilo almamızın nedeninin besinlerde bulunan enerji olmadığını bilmemiz gerekir. Besinlerin doğasında glikoz, lipid, protein, vitamin, lifler, mineral tuzlar ve eser elementler gibi içerikler bulunur. Bu nedenle şişmanlamanın sebebi sadece yanlış beslenme ile sınırlandırılmamalıdır. Kilo almanın sebeplerini şu başlıklar altında toplayabiliriz. Kötü beslenme, hastalık veya yanlış ilaç kullanımı, hormonal bozukluklar, metabolizmanın yavaşlaması, Stres ve psikolojik bozukluklar, yaş, cinsiyet ve gebelik durumları, bedensel aktivite eksikliği ve çok uyuma. Saydığımız bu maddelerin birinin gözükmesi diğer maddeleri de etkilemektedir. Örneğin aşırı stres altında kalan bir kişinin hormonal dengesi bozulabilir. Beslenme alışkanlıklarında değişme ve uykusuzluk gözükebilir. İçteki değişmelerin ana kaynağı bağışıklık sistemi ve hormonsal sistemin bozulmasıdır. Yetişkinlerde vücut ağırlığındaki değişmeler genellikle vücut yağ oranındaki değişmelerden dolayı meydana gelir. Vücut yağ oranı da vücuda kiren enerji ile sarf edilen enerji arasındaki denge durumuna bağlıdır. Bu denge alınan enerji yönünde artarsa vücuttaki yağ oranı fazlalaşır ve şişmanlık oluşur. Şişmanlık sorunu olan kişilerde gözlenen davranışlar nelerdir? Düzensiz yemek yeme alışkanlığı, Öğün atlama, bütün gün yemek yemeden durup yemeği gördüğünde yemeğe saldırma, sürekli rejim yapma isteğinde olmak, fazla yemekten suçluluk duymak, sürekli inip çıkan bir kilografiğine sahip olmak, pişmanlık duyup kendisine besinleri yasaklama ve sonra iradesine yenik düşme, sık sık tartılmak, bulduğu her besin maddesini yeme isteği ve hareketsizlik olarak kendini gösterir. Şişmanlığın zararları Şişman bireylerde kan basıncı yüksekliği normal ağırlıktaki kimselere göre daha fazladır. Kan basıncı yüksekliği başka tehlike etmenleriyle birleşirse kalp ya da koroner yetmezliği kolaylaşır. Sebep her ne olursa olsun bugün şişmanlık bir hastalık olarak kabul edilmektedir ve şimdi söyleyeceğimiz rahatsızlıkların direkt veya dolaylı olarak oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu hastalıklar şunlardır: Hipertansiyon, şeker hastalığı, böbrek ve pankreas yetmezliği, kalp ve damar hastalığı, solunum rahatsızlıkları, gut hastalığı ve eklem bozuklukları. Kanser, cilt hastalıkları, anormal plazma lipid ve lipoprotein konsantrasyonu, kas hareketlerinde verimliliğin azalması, yaşam süresinin kısalması ve yaşlanmayı çabuklaştırma, bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi hastalıkların şişmanlık durumunda birkaçını görmek mümkündür. Enerji dengelemesi Enerji dengelemesi için 3 yol vardır. Kalori alımının günlük enerji ihtiyacından daha az olması, düzenli yiyecek alımının korunması ve kalori fazlalığının ek fiziksel aktiviteleriyle karşılanması ve günlük yiyecek alımının düşürülmesidir. Tek başına egzersiz veya tek başına açlık yoluyla kilo düşmek şişmanlığı yenmek için yeterli değildir. Üstelik açlık yoluyla kilo düşmenin şimdi belirteceğimiz sakıncalarıyla karşılaşılabilir. Kan basıncında dinamik bir azalma görülür. Tipik belirtileri baş dönmesi ve baygınlıktır. Kan serumundaki ürik asitte artış, kansızlık gelişimi, böbrek kan akımında ve filtrasyonunda azalma, saç dökülmesi, kassal gerginlik, kramplarda artış ve kuvvette azalma, duygusal bozukluk, fiziksel aktivite kapasitesinde azalma, genel yetersiz beslenme durumu, karaciğer glikojen deposunda azalma ve ısı düzenleme mekanizmalarında azalma olarak sayabiliriz. Ne kadar kilo düşülür? İdeal olarak bir kişinin günlük kalori alımını bulup kalori harcanması arasında dengeyi kurmakla oluşur. Sonuç olarak kalori dengesizliği ve şişmanlık üzerine çeşitli yaklaşımları içeren çalışmalar şu şekildedir. Diyet veya egzersiz ile kilo düşme çalışmalarının birlikte kullanılması kalori harcamasını artırır. Vücut ağırlığının ilk birkaç gündeki hızlı ağırlık kaybı ilk olarak vücudun su karbonhidratında azalmaya neden olmaktadır. Ağırlık kaybındaki uzun süreli çalışma büyük ölçüde yağ azalması ile ilişkilidir. Ağırlık kaybı programlarına başlandığında kesinlikle su alımı azaltılmamalıdır. Psikolojik ve tıbbi olarak istenmeyen problemler minimal enerji gereksiniminin altında devam ettirilen uzun süreli kalori kısıtlaması ile meydana gelmektedir. Sadece diyet ve yapılan ağırlık kaybı kas kütlesinde anlamlı bir azalmaya neden olmaktadır. Yaşam boyu spor dersimizin 8. haftası kapsamında şişmanlığın tanımı, neden kilo alınır, şişmanlığın zararları, enerji dengelemesi ve ne kadar kilo düşülür gibi konularına değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.